When you join VMUG, you join a network of more than 100,000 VMware users and partners from around the world who, like you, are eager to learn the latest technology, to connect with other industry leaders, and to develop professionally ever-changing competitive business. The VMUG membership, the key thing is really it's the people. It's such an awesome opportunity just to network and talk with other IT professionals, making contacts, being able to build those relationships that as you continue to advance in your professional career, you maintain those for years now. Joining VMUG is a great opportunity. It's free. The user conferences are free. The local conferences are free. And it is truly about learning the new technology, learning what VMware is bringing, what the partners are bringing, and the ability to network and talk with other professionals in the IT industry. Your career will soar to new heights when you subscribe to VMware Competitive. You'll see events, certifications, and education, plus an additional $100 off registration, 50% discounts on Workstation, Fusion Pro, and Player Pro. And what if you could test all the latest VMware software in your very own home lab? Now you can with eval experience and exclusive VMUG Advantage benefits. Eval experience gives you access to VMware technology applications for a 365-day period for personal testing and evaluation in a non-production environment. Roll up your sleeves to explore VMware technology and take your career to the next level. Evet, bu kısa videodan sonra şimdi Dumlu ve Hakan'a tekrar aktaracağım. Evet, Dumlu duyabiliyor musun? Duyabiliyorum. Duyabiliyorum, teşekkürler Emre Hocam. Ekran paylaşımı için hemen bir... eklenti kurmamı istedi nedense. Gündüzliğin aslında prova da yaptık ama şu anda görülebiliyor mu ekranım? Onu bir sorarak başlayayım. Evet, şu an geldi ekran. Geldi, tamam. Hızlıca başlayalım o zaman. Merhaba herkese. İsmim Dumlu Timralp. Yaklaşık 1,5 yıldır NSX sistem mühendisi olarak çalışıyorum VMware'da. Bugün bu sunumu Hakan arkadaşımla birlikte yapacağız. Kendisi VMware bünyesinde NSX danışmanı olarak çalışmakta. Bugün kısaca sizlere NSX ve SRM çözümleriyle çoklu veri merkezlerinde uygulama sürekliliği nasıl sağlanabilir? Bu senaryoyu anlatıyor olacağız. Ajandamız çok kısaca motivasyon noktamızın anlatımı. Bu anlatım için Hakan'a sözü aktarıyor olacağım. Daha sonra ben geleneksel çoklu veri merkezi senaryolarında, yani multi-site, multi-DC senaryolarında yaşanan zorluklar neler, onları özetlemeye çalışacağım. Bundan sonra Cross vCenter NSX dediğimiz çözüm yapısında sağlanan faydalar neler? Akabinde kurduğumuz ve çalıştırmakta olduğumuz ortamın detayları, bu ortamı bayilerimizden, VMware bayilerinden APRO firmasından faydalandık. APRO firmasının ortamını değerlendirdik ve canlı demoya geçiş yapıyor olacağım. Bu noktada sözü Hakan Hocam'a aktarmak istiyorum. Hakan, duyabiliyor musun? Ha, duyuyorum. Teşekkürler Dumlu. Aslında bu çalışma Dumlu'yla yaptığımız beyin fırtınalarının birinde ortaya çıktı. Çıkış noktamız VMware'in çözümlerini kullanarak birçok kamu kurumunda ya da özel sektörde kullanılan örnek bir uygulamayı nasıl daha erişebilir hale, daima erişebilir hale getirebiliriz? Bununla ilgili konuşuyorduk. Tabii ilk aşamada önce bu uygulamayı belirleyelim dedik ve bunu seçerken de mümkün olduğunca herkesin kullandığı bir uygulama olsun ki anlatırken kişiler zorlamasın. Yani şunun gibi bir elektronik ticaret sitesine takdir edersiniz ki bankacılık uygulamasını da bu işi anlatmak daha zor oluyor. Ondan dolayı temel bir uygulama seçmek istedik. Burada daha önce benim kullandığım, hemen hemen kamuda çoğu yerde kullanılan elektronik belge öğretim sistemi, yani tamamen yazılışmaların elektronik ortamda yapıldığı bir yazılımı
kendimize model olarak aldık. Tabii uçtan uca tüm yazılımı geliştirmek gibi bir hedefimiz yok. Sadece temel işlevler gösterebilmemiz bizim açımızdan yeterli oluyordu. Ben kodlama, veri tabanı, verifikasyon kısımlarıyla uğraştım. Görev bölümünde buralar bana düştü. Tabii Dumlu'ysa geçmişten gelen uzun yıllar tecrübesi, network tecrübesi olduğu için network ve güvenlik kısımlarını üstlendi. Sonuçta ortaya biraz sonra topolojisini de göreceğiniz, demo ortamında göreceğiniz uygulama ortaya çıktı. Bu uygulama şu anda Windows platformu üzerinde çalışıyor. Bir sonraki aşamada bunu konteyner yapısına geçireceğiz. Buradaki asıl amacımız da biliyorsunuz high availability kısımda en fazla süre alan disklerin kopyalanması. Şu anda biz standart bir Windows kullandığımız için aslında benim kilobaytlar seviyesinde uygulamamı karşıya taşımak için gigabaytlar seviyesinde bir işlem sistemi taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki yılda eğer bunu konteynere aldıktan sonra storage VMUG'un işlemini de kısa sürede gerçekleştirmiş olacağız. Şimdilik benim bahsedeceğim bunlar. Dumlu devam edebilirsin. Teşekkürler Hakan. Şimdi geleneksel çoklu veri merkezi senaryolarında yaşanan zorlukları hızlıca özetlemek istiyorum. Burada tabii bir network güvenlik odaklı bir mühendis olarak bazı noktalarda tabii ki hani ağ ve güvenlik katmanlarını adresleyen bazı noktaları özellikle vurgulamak istiyorum. Zorlukların açıkçası kısaca bir özetini yapmaya çalışacak olursak en kritik noktalardan birisi tabii veri merkezleri arasındaki iş yükünün taşınması sonucunda uygulamanın IP adresinin değiştirilmesi gibi zorunluluklar ortaya çıkabiliyor. Bunların manuel, verimsiz bir süreç oluşturması gibi zorluklar ortaya çıkıyor. Ana bir veri merkezi var aktif olarak çalıştırılmakta olan, felaket kurtarma merkezi, disaster recovery merkezi var. Zorlukların başında açıkçası bir sanal makine ya da herhangi bir iş yükü FKM'de yani felaket kurtarma merkezinde tekrar ayağa kaldırıldığında iş yükü bununla ilgili güvenlik ve ağ politikalarının manuel olarak yaratılmak zorunda olması, değişiklikler olduğunda iletişim politikalarında bunların gene manuel olarak güncellenmek zorunda olması ve bunların sürekli donanıma bağlı olarak yapılması. Yani işte iki veri merkezinde de layer 3 switchleriniz var veya işte layer 2 switchleriniz var. Bunlardaki VLAN ayarlarından tutun da güvenlik politikaları yani firewall'ların tanımlarının yapılması, gerekirse yük dengeleyici tanımlarının sürekli senkronize edilmesi, iki veri merkezinde de kullanılmakta olan yük dengeleyicilerden bahsediyorum. Access control list, uygulama bağımlılığı haritaları gibi ek yapılandırma ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Özellikle aynı IP subnetinin iki veri merkezinde de aktif olarak kullanılması için tamamıyla donanım tabanlı, maliyetli donanımlaştırılabilen, burada da örneklerini vermiş olduğum bazı teknolojileri kullanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor ki bu özellikle çok ciddi hem yatırım gerektiriyor hem de proje süreci demek. Bu donanım tabanlı karmaşık teknolojiler özellikle bütünsel değil. Hani yabancı dilde bu holistik olarak aktarılan holistik yaklaşım dedikleri hani bütünsel yaklaşım içermediği için yalnızca ağ katmanında ağ mühendisi evet aynı subneti ben iki veri merkezinde de aktifleştirdim diyor iş yükünü yöneten roldeki kişilere. Ancak açıkçası süreç orada bitmiyor tabii ki. Oradan sonra bu iş yükünün iki tarafta da aktifleştirilmesine yönelik veyahut felaket kurtarma senaryo süreçlerinin yönetimine yönelik bambaşka çözümler olabiliyor. Biz burada mesela bu sunumda SRM'den bahsediyor olacağız size. Dolayısıyla donanım tabanlı bir çözümün orkestrasyon katmanındaki SRM gibi çözümlerle entegrasyonu hususunda diğer açıkçası teknolojiler ciddi seviyede yetersiz kalıyor. Dolayısıyla bunun akabininde IP subneti bir ağ mühendisi gözüyle iki veri merkezinde de aktif yapılsa dahi manuel işlemlerden dolayı ciddi seviyede uzun zaman alan felaket kurtarma süreçlerinden bahsediyor oluyoruz. Dolayısıyla bu noktada VMware olarak
yaklaşık bir yıldır ciddi seviyede anlattığımız, yani demolarını yaptığımız, POC'lerini yaptığımız ülkemizde de Cross vCenter NSX dediğimiz bir çözümümüz bulunmakta. Bu anlamda NSX'i çok 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 kısa özetlemek gerekirse, açıkçası NSX başlı başına bir açıkçası webinar konusu demek doğru olur. Ama NSX çözümüyle VMware'in yapmaya çalıştığı şey, sanal makinenin operasyonel modelinin ağ katmanına da uygulanabilmesi. Yani bugün nasıl sağ klikle bir sanal makine yaratıyorsunuz, bu sanal makinenin hangi fiziksel sunucuda yaratıldığını düşünmeden yalnızca sağ klik yeni bir sanal makine veyahut sağ klik template'ten bunu bir sanal makineye çevir diyorsanız, yani fiziksel altyapıdan bağımsız tamamıyla yazılım seviyesinde oluşturulan iş yüklerini gerçekleştiriyorsanız, aynı şeyin networkler içinde yapılmasından bahsediyoruz. Yani segmentlerin, yani bugün için VLAN dediğimiz ama yeni teknolojide overlay networkler dediğimiz, yani VXLAN teknolojisini kullanarak oluşturduğumuz bu segmentleri biz aynı sanal makineler gibi bu sefer fiziksel ağ yapısından, fiziksel ağ altyapısından, yani fiziksel ağ donanımlarınızdan bağımsız olarak oluşturabilmekten bahsediyoruz. Böyle bir resim içerisinde gene açıkçası bir konsepte oturtmak adına bugün kullanmakta olduğumuz ESX Hypervisor sanallaştırma katmanında bir network hipervizörü de varmış gibi düşünebilirsiniz. Ve tabii ki bu yapının programlanabilir bir şekilde, yani istediğiniz, arzu ettiğiniz herhangi bir T anında yeni segmentlerin yaratılabilmesinin, bunun RESTful API çağrılarıyla veyahut çeşitli programlama dilleriyle yapılabilmesinden bahsediyoruz. Özetle fiziksel ağ yapınıza, fiziksel sunucularınıza gösterdiğiniz yaklaşımın aynısını göstermekten bahsetmekteyiz biz NSX'i anlatırken. NSX'in çeşitli kullanım senaryoları var. Türkiye'de de NSX yaklaşık 15 adet müşteriye satışı gerçekleştirilmiş. Yaklaşık 8 adet müşteri de production ortamında veya test ortamında hali hazırda kullanılmakta olan bir çözüm. Yani şu anda bir vizyon anlatmıyorum, gelecek anlatmıyorum. Bugün Türkiye'de de kullanılmakta olan teknolojik bir yazılım çözümünden bahsediyorum. Bu kullanım senaryosundan... Burada bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hangi ölçekte firmalar için bu uygun? Yani atıyorum KOBİ'ler için bir uygun bir çözüm mü, yoksa enterprise seviyesindeki kurumlar için mi? Nasıl ölçekli bir kurumlar için uygun bu yapılar? Açıkçası çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çok da açıkçası güzel bir zamanda geldi. Şu anlamda sunumun akışı anlamında da çok verimli bir zamanda geldi. Verimli bir slide'da. Sebebi şu. Ben de açıkçası VMware'e katılmadan önce NSX gibi Software Defined Networking kategorisinde değerlendirilen çözümlerin özellikle çok büyük ölçekli yapılarda ancak bir verim sağlayabileceğini düşünerek gelmiştim VMware'a. Bunu bu kadar hani şeffaflıkta aktarabilirim. Ancak bugün hani artık 1,5 yıllık VMware ve NSX odaklı tecrübeden sonra şunu net olarak söyleyebilirim. Tamamıyla kullanım senaryosuyla ilgili bir şey Emre Hocam. Çünkü güvenlik senaryosunda kullanan müşterilerim şu anda yaklaşık 10 CPU, 12 CPU, 20 CPU, 24 CPU'luk ortamlarda kullanıyor bu çözümü. Yani 2 ESX sunucu, 5 adet ESX sunucu, 8 adet ESX sunuculu ortamlardan bahsediyorum. Çünkü güvenlik kullanım senaryosunda özel olarak kazanımlar çok farklı. Otomasyon kullanım senaryosunda ise otomasyonu zaten eğer ki otomasyona gereken değeri veren, otomasyonu gerektiği kadar değerlendiren ve iş modeline katkı sağladığı noktasında çıktıları gerçekten görebilen müşterilerde ise küçük ölçekte olsa, orta ölçekte olsa, büyük ölçekte olsa kullanılabiliyor. Yani şunu demeye getiriyorum açıkçası soruya cevap olarak, ölçekten tamamıyla bağımsız bir teknolojiden bahsetmekteyiz. Tamamıyla kullanım senaryosuna göre adreslenebilen bir teknolojiden bahsetmekteyiz. Ben daha net bir cevap vermiş olayım. Hani gerçek hayata göre örneklemek açısından, benim şu anda 6 CPU'da da NSX kullanan müşterim var. Yani sadece 6 CPU'luk bir ortamda da NSX kullanımını görüyoruz üretim ortamında. Yaklaşık
80 CPU'luk ortamda da NSX kullanan müşterim var. Dolayısıyla COBİ'lerde de yani ülkemizin de içinde bulunduğu son konjüktüre göre güvenlik çok ciddi bir kriter olmaya başladı. COBİ'lerde çok ciddi hani güvenlik odaklı bir teknoloji olarak da konumlandırılabilir NSX. Veyahut bir COBİ'nin halka açık bir bulut ortamındaki yedeklemesi için de kullanılabilir NSX. Uygulama sürekliliği senaryosu, o yüzden cross cloud diye bir senaryo görüyorsunuz. Dolayısıyla özetle açıkçası ölçekten tamamıyla bağımsız her türlü segmentteki farklı ihtiyaçları adresleyebilen bir teknolojidir NSX. Kısa cevap vermeye özellikle özen gösterdim. Gene de birkaç dakikalık cevap verdim. Ama bundan sonrası açıkçası konumun irdelenmesine geliyor. Yani kullanım senaryosu ne olabilir? Kurumun ihtiyacı ne olabilir? Üzerinden ilerliyor bizim hep görüşmelerimiz kurumlarla. Çünkü ölçekten tamamıyla bağımsız şeyler anlatıyoruz. Onu net olarak söyleyebilirim. Bilmiyorum adresleyebildim mi sorunu ama. Gayet bir soru daha soracağım hemen hızlıca. Buradaki lisanslama modeli nasıl acaba? Lisanslama modeli vSphere ile aynı. CPU soket başına lisanslama modeli olan bir NSX çözümü. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Biz bugün uygulama sürekliliği senaryosu özelinde bir webinar düzenliyoruz. Burada da NSX'in yani Cross vCenter NSX diye anlattığımız senaryonun faydalarını aktarıyor olacağım ama bu slaytta özellikle hani neyi anlatıyoruz, nasıl bir yapıyı anlatıyoruz diyecek olursak basit ama en kritiği ülkemizde de daha değeri bence yeni yeni anlaşılıyor. Otomatize edilmiş bir uygulama sürekliliği anlatıyoruz. Buradan kastımız ne? İki veri merkezini de kapsayabilen, bu arada veri merkezi sayısı 2 ile sınırlı değil. Basit anlatım açısından 2 diyoruz. Yoksa vCenter'ın 8 adede kadar genişleyebilmesi, linked mode özelliği kullanılarak genişleyebilmesi sayesinde 8 adet veri merkezine kadar da genişletebiliyoruz bu yapıyı. İki veri merkezini de kapsayan tek bir ağ ve güvenlik politikasından bahsediyoruz. Ve bu resim içerisinde anlattığımız yapıda her bir veri merkezinde SRM ve de aynı zamanda vCenter var. Bu noktada Hakan hocamdan bir mesaj geldi. Hakan, bu kısımda kısa bir şey anlatacağım demişsin. Şu anda müdahale etmek ister misin yoksa devamında mı katılmak istersin? Bu şurada bir katkı yapmak istiyorum sadece. Özellikle manuel yapılan işlemlerin ne gibi sonuçlar doğuracağı ile ilgili geçmişte yaşadığım bir tecrübe kısaca anlatayım. Biz tabii sistem yönetimi ekibi, ağ yönetim ekibi ve uygulama ekibi tamamen farklı disiplinlerden geldiği için aslında biz uygulama yönetimi kısmındaki bazı işleri daha kolay olarak görüyoruz. Tam işin detayına uğraşmadığımız için aslında. Çok basit IP değişikliği işleri açımızdan biliyorsunuz bir işletim sisteminin bize vermiş olduğu yeteneği kullanarak IP değiştirip yolumuza devam ediyoruz. Daha önce çalıştığım kurumlarda bir uygulama sunucusunun IP'si değiştirmeye ihtiyacı oldu. Değiştirdik. İşte yük dengeleyici kurallarını düzenledik. İşte firewall kurallarını düzenledik. Tabii uygulama çalışmaya devam ediyor. Problem yok. Fakat 2 ay sonra şöyle bir sorun ortaya çıktı. Normalde uygulama kodun içerisinde işlem yaptıktan sonra kişilere, işlem yapan kişilere bir e-mail atıyor. Ya size bir numara veriyor. Şu numaranız var. Şu zamanda gelin. İşinizi yapın diye. Sistem e-mail atmıyor 2,5 ay boyunca ve insanlar gelip işlemlerini devam ettiremiyorlar ve hakları yanıyor. Bu hukuki süreç ortaya çıkınca ancak anlayabildi bizim taraf. Sonuçta yaptığımız incelemede uygulama sunucunun değiştiği için bizim e-mail sunucudaki relay ayarını güncellemediğimiz için tamamen aslında çok basit fakat manuel işlem olduğu için çok rahatlıkla atlanabilecek bir adım bize karşı ne oldu? Hukuki olarak çalıştığımız kurumu sıkıntıya sokacak bir duruma getirdi. Aslında dediğim gibi manuel işlem yapmanın en büyük zararlarından biri bu. Çok basit. IP değiştirmek kolay bir iş gibi görünüyor fakat arka tarafta bu tür etkileri var. İşte asıl ondan dolayı NSX'in de sağladığı IP değiştirmemek gibi bir avantaj var. Ben yaşadığım tecrübeyi sadece burada aktarmak istedim açıkçası. Çok teşekkürler Hakan. Tam da yerli yerinde olmuş o zaman. Bu yapı içerisinde her veri merkezinde SRM
sunucusu, vCenter sunucusu bulunuyor. Tabii ki amacımız Hakan'ın da aslında gerçek hayatta yaşadığı bir örnekten özetlediği gibi uygulamaların sürekliliğinin sağlanması adına o uygulamaların içinde bulunduğu IP adres aralığının, subnet dediğimiz yapının da her veri merkezinde sürekliliğini sağlamak, güvenlik politikasının, uygulamaya ait güvenlik politikasının da sürekliliğini sağlamak. Aynı zamanda hani bu sürekliliğini sağlamaktan kastımız da bunların sürekli manuel olarak yapılması değil. Yani iş yüklerinin veri merkezleri ve farklı vCenter'lar arasında taşınması sırasında, yani felaket önleme, veri merkezi taşınması, güvenlik yamaları gibi işlemler yapılacağı zaman da biz bu projede işte güvenlik yamasını geçeceğiz, o yüzden iş yüklerini diğer veri merkezinden çalıştıralım dediğimizde diğer veri merkezinde güvenlik politikaları, firewall kuralları, VLAN ayarları vesaire aynı noktada mı, senkronize olmuş durumda mı diye bunun kaygısını yaşamamaktan bahsediyoruz. Yani iş yüklerinin veri merkezleri arasında ortak bir kapasite havuzu gibi yönetilebilmesinden bahsediyoruz. Bu noktada iş yüklerinin yönetiminden bağımsız olarak bu iş yüklerinin bağlı olduğu IP altyapısı, bu iş yüklerine uygulanan güvenlik politikasının senkronize olmasını sağlayan bileşen bu çözümde NSX bileşeni. Asıl kritik nokta bu. Şimdi dolayısıyla NSX'in görevi veri merkezleri arasında ağ ve güvenlik tanımlarının sürekli senkronize edilebilmesini sağlamak ve bu senkronizasyon işleminin de burada hani biliyorsunuz ben hep böyle anlatırım müşterilerime, kurumlara. Prezentasyonda her şey çok basittir. Prezentasyonda işte ben şu anda webinar sırasında sağ yöndeki oka basıyorum, sürekli animasyon çıkıyor. Burada basitliğin dışında, sunum basitliğinin dışında gerçekten çözüm olarak da NSX kutucuğu burada bir NSX Manager dediğimiz bir sanal makina. NSX Manager sanal makineler arasındaki bir senkronizasyondan bahsediyorum. NSX gibi bir SDN çözümünün olmadığı bir resimde siz sürekli her bir veri merkezinin altyapısındaki fiziksel switchlerin ağ mühendisleri tarafından senkronize edilmek zorunda olduğu bir yapıyı yönetiyorsunuz. Yani uyduruyorum, soldaki ana veri merkezinde yeni bir VLAN yaratıldı. Bunun sağdaki veri merkezinde de yaratılması, FKM'de de yaratılması. Ana veri merkezinde bir firewall kuralı yazıldı. Bunun FKM'deki veri merkezinde de manuel olarak yazılması. Böyle bir durumda Hakan Hocam demin zaten manuel bir durumun nelere yol açabileceğini çok güzel özetledi. Dolayısıyla gerçekten hataya açık, otomasyon zekası içermeyen bir resimden bahsediyor oluyoruz. Bu bağlamda söyleyebileceğim en hani bu konuyu bağlayacağım ana başlıklar, sağlanan faydalar neler oluyor? Bir kez tabii ki demin sürekli Hakan da bahsetti, ben de bahsettim. İş yükünün mobilitesi, yani canlı aktarım yapabilme, live migration yapabilme. Bu konu dürüstçe söylemek gerekirse, sonuçta hani çok resmi olmayan bir webinardayız. Ülkemizde de henüz değeri anlaşılabilmiş bir şey değil diye görüyorum ben. Yani live migration dediğiniz şey çok ciddi bir iddia diyorum. Yani bir sanal makineyi cross vCenter ve cross data center olarak taşımak, bunu felaket önlemek için yapabilmek, veri merkezi taşınması için yapabilmek, güvenlik yamaları geçmek için yapabilmek vesaire vesaire. Bu noktada açıkçası iş yüklerinin veri merkezleri arasında ortak bir kapasite havuzu şeklinde yönetilebilmesi ortaya çıkıyor. Çok daha yüksek oranda kaynak kullanım oranlarını oluşturabiliyorsunuz. Aktif aktif veri merkezi resmi burada asıl faydayı sağlamakta. Burada tabii aktif aktif veri merkezi dediğimizde de her açıkçası mühendislik rolü, mühendislik kırılımı, işte veri depolama uzmanı, sanallaştırma uzmanı, ağ uzmanı, güvenlik uzmanı farklı anlamlar çıkartabiliyor ama ben en basitiyle şunu söyleyebilirim. VMware'ın çıkış noktası kaynakların ziyan olmaması üzerine idi. Burada bu resim halen devam etmekte. Yani yaklaşık 17 yılı aşkın süredir VMware size halen aynı resmi anlatmakta.
aktif aktif veri merkezleri arasında tutarlı, tekilleştirilmiş bir ağ ve güvenlik yapılandırması faydasını sağlıyor NSX. Yani siz bir sanal makinenin hizmet etmekte olduğu uygulamanın oluşturduğu trafik nasıl bir trafik, nasıl bir açıkçası ihtiyaca sahipse, nasıl diyelim buna, işte uygulama TCP 80 portundan bir yere erişmesi gerekiyor. Buna dair bir firewall kuralı yazdığınızda, sanal makinenin veri merkezi değiştirdiğinde, vCenter değiştirdiğinde aynı firewall kuralıyla devam edebilmesi, çalışmaya devam edebilmesinden bahsediyorum. Bunu eğer donanım katmanında yapmaya çalışsa bir kurum, donanım katmanındaki çeşitli farklı model, marka, switch, router, firewall gibi ürünleri manuel olarak, manuel olmasa bile otomasyon yapmak istese dahi otomasyon yönteminde farklı marka ve modellerle entegre ederek yapmak zorunda olduğu ve halen manuel bazı işlemlerden geçmek zorunda olduğu bir resimden bahsediyoruz. Tabii ki IP değişikliği veya manuel ağ konfigürasyonları, güvenlik tanımlarını her veri merkezinde tekrar tekrar yapmak zorunda kalmadan felaket kurtarma senaryosu gerçekleştirebilme, Site Recovery Manager yani SRM entegrasyonuyla resmen açıkçası farklı bir seviyeye atlamış oluyor. Şimdi bu resim içerisinde özellikle tabii ki demo ortamının detaylarını aktarmak istiyorum. Burada Emre Hocam, hani soruları sonda alacağız dedik ama gene de en azından ben şimdi full screen modda anlatmakta olduğum için soru benim anlatımım sırasında geliyorsa gene de aktarmanızı rica ederim. Çünkü topolojilerin ya da slaytların bazıları detaylı olabilir. O sırada anlaşılması, yani demodan önce anlaşılması bence önem arz etmekte. Ondan dolayı bunu söylüyorum. Hızlıca devam edeyim. Bu çözümümüzdeki bileşenler neler? ESXi 6.0 Update 2 kullanıyoruz. vCenter Server Appliance 6.0 Update 2 kullanıyoruz. 6.0 versiyonunun, Hakan burada senin de eklemen gereken olursa lütfen sözümü kes. 6.0'ın buradaki önemi şu. Cross vCenter, vMotion ve aynı zamanda iki ESX sunucunun vMotion, VM Kernel interfacelerinin farklı subnetlerde olmasına rağmen vMotion'un desteklenmesi hususu 6.0 versiyonuyla gelmiş durumda. Bundan dolayı özellikle 6.0 kullanıyoruz. NSX 6.2.4 versiyonunu kullanıyoruz. SRM 6.1 yani Site Recovery Manager, yani felaket kurtarmanın otomasyonunu yapan bileşenimiz burada. Yani Disaster Recovery Automation bileşenimiz Site Recovery Manager çözümü. vSphere Replication'da Per VM yani sanal makine başına replikasyon yapan çözümümüz bu resim içerisinde. Şimdi burada en kritik nokta, tahmin ederim ki hani herkes ağ veya güvenlik rolünde değildir dinleyici kitlesi içerisinde. Burada çok basit bir yapı var. İki adet ESX sunucudan oluşuyor APRO firmasının bu topolojisi. ESX 1 ve ESX 2 isminde sadece iki adet ESX sunucumuz var. Bunların her birisi bir veri merkezini temsil ediyor. Her bir veri merkezine özel bir SAN storage'ımız var, bir LUN yapısı var. Ve Hakan Hocam'ın yazmış olduğu uygulamanın kullandığı database server'lar, en önemli nokta, dikkatinizi rica ederim bunu anlatırken, SQL database sunucuların her birisinin dikkatinizi çekmiştir, IP adresleri bambaşka subnetlerde. Ve aynı zamanda ESX sunucuların da VM kernel interface'leri birbirinden, yani ESX 1'in ve ESX 2'nin bambaşka apayrı IP adres aralığı içerisinde. Arada bir wide area network veyahut internet var diye düşünebilirsiniz. Tabii ki bayimizin ortamında arada bir layer 3 switch var. Ama ve lakin özetiyle iki veri merkezi birbirinden tamamıyla farklı, birbirinden tamamıyla ayrı subnetlere sahip. Dolayısıyla böyle bir resimde biz basit bir VLAN uzatmadan, ağ mühendisi diliyle basit bir aynı VLAN'ın bir metro ethernet servisiyle vesaire diğer veri merkezine uzatılmasından, dolayısıyla spanning tree ve bunun gibi topolojik
ağ mühendisliğinin gerektirdiği konfigürasyon detaylarıyla uğraşmadan bir felaket kurtarma senaryosunun gerçekleştirilebilmesinden bahsediyoruz. Fiziksel sunucunun ağ bağlantısı noktasında bu slide biraz karmaşık gelebilir. Her türlü detayı anlamanız veyahut benim de aktarmam şu an için kritik değil. Ama gene de ileride kayıtlanması açısından göstermek istedim. Böyle bir ortamda vSphere Distributed Switch üzerinde yönetim için, vMotion için, VXAN teknolojisini kullanmak için çeşitli port grupları kullanıyoruz. Burada en sol tarafta gördüğünüz şu 4 adet port grubu bir defalığa mahsus yarattığınız port grupları. Parantez içerisinde VXAN olarak gördüğünüz veyahut bizim NSX terminolojisinde Logical Switch diye anlattığımız port grupları ise sürekli yaratabildiğiniz, yani istediğiniz kadar geçtiğimiz haftalarda Hakan Hocam bir devlet kurumunda hemen hızlıca yeni bir segment yaratılması ihtiyacını gene VXAN teknolojisiyle giderdi. Dinamik bir port grup yaratarak giderdi bu ihtiyacı. Bunların sürekli yaratılabilmesinden bahsediyoruz ama bir Virtual Infrastructure Admin'in yani VI Admin'in hayatı VXAN gibi bir teknoloji kullanılıyor diye A'dan Z'ye değişmiyor. Gene bir port gruptan bahsediyoruz. vSphere Distributed Switch üzerinde çalışan bir ortamdan bahsetmekteyiz. Şimdi özellikle bu slide biraz hani kalabalık, kusura bakmayın ama her türlü detayı aktarmak istiyoruz. Bu slide'da iki adet veri merkezi gösterilmekte. Veri merkezleri içerisindeki VLAN ve VXLAN teknolojileri kullanılarak aktarılan, kullanılan yapılar. Bir web katmanımız var. Hakan Hocam'ın yazdığı uygulamanın web sunucularını barındıran web katmanı, web subneti, web segmenti, bir VXLAN. Yani NSX üzerinde, yani yazılım seviyesinde konfigüre edilmiş bir subnet. Bu subnet, bu IP adres grubu veri merkezleri arasındaki tüm switchlerde manuel veyahut herhangi bir yönetim istasyonu çözümüyle, yani network management sunucusuyla gerçeklenen bir subnet değil. Bu fiziksel ağ altyapısındaki switchlere hiçbir şekilde dokunmadan yaratılmış bir subnet ve tüm görevi bizim EBS dediğimiz, yanlış söylersem düzeltirsin Hakan, kusura bakma yine yanılıyor olabilirim ama elektronik belge yönetim sistemi uygulamamızın web katmanını, yani web sunucularının içinde bulunduğu subneti oluşturuyor. Bu subnette bir adet NSX load balancer'ımız var. Bu da bir sanal makina. NSX Edge form faktörü dediğimiz bir sanal makina. İsmi NSX Edge diye geçiyor NSX terminolojisinde. Burada bizim distributed router dediğimiz her ESX sunucunun kernelinde çalışan sanal bir router prosesimiz var. Bunun amacı doğu batı trafiğini her bir ESX sunucuda, yani sunucular arası trafiği, veri merkezini terk etmek zorunda kalmayan, veri merkezi içerisinde dolaşan trafiği her bir ESX sunucuda route etmemizi sağlayan sanal bir komponent. Ve bu aşamada oluşturduğumuz NSX Edge'ler, şurada şu anda üzerlerinden geçiyorum mouse'la, fareyle. NSX Edge komponentleri ise kuzey-güney yönündeki trafiği route ettiğimiz gene sanal router'larımız. Şimdi şu noktadan sonra daha veri merkezinin dışına doğru yöneldiğimizde artık bileşenler fiziksel yönlendiriciler, fiziksel routerlar, fiziksel donanımlar. Bu noktada en kritik nokta sizin fiziksel kaynaklarınız halen genellikle veri tabanı sunucuları, yani database sunucuları oluyor ve bu database sunucularını biz de bu yapı içerisinde sanal makine olmasına rağmen bunları birer VLAN tabanlı, yani VLAN teknolojisini kullanan port gruplarında çalıştırdık ve bu yüzden bir database sunucusunun IP'si 10.34 birli iken diğer database sunucusunun IP'si 192.168 onlu bir IP. Bu yapı içerisinde veyahut herhangi bir NSX bileşeninin kullandığı yapı içerisinde yönetim
bileşenleri, yani vCenter, Platform Services Controller gibi single sign-on sunucuları, NSX Manager'ın kendisi, Site Recovery Manager, işte vSphere Application sunucusu, NSX Controller sanal makinaları dediğimiz fiziksel altyapıdan tamamıyla bağımsız bu VXAN segmentlerini oluşturmamızı sağlayan bileşenleri biz tabii ki halen VLAN network'ü içerisinde çalıştırıyoruz. VXAN network'leri bizim fiziksel ağ altyapısından ayrışmamızı sağlayan uygulamalarımızı içerisine koyduğumuz network. Şimdi en kritik nokta VXAN teknolojisini, NSX bileşenlerini birebir A'dan Z'ye bugün için hemen %100 kavramanız zaten açıkçası çok da gerçekçi olmaz. Ama kritik nokta ne? Biz burada neyi test ediyoruz? Biz burada amacımıza yönelik, yani uygulama sürekliliğini sağlamak için neleri göstermeye çalışıyoruz? 1. 5 adet gördüğünüz web sunucudan mesela web 03 makinesini, yani bu uygulamanın web katmanındaki bileşenlerden birisi olan web 03 isimli sanal makineyi, şu anda üzerinde gösterdiğim sanal makineyi bir veri merkezinden diğerine taşıdığımızda o sanal makinenin istekleri almaya devam edip ama ve lakin veri merkezi değiştirebildiğini gösteriyoruz. Bu disaster avoidance, yani felaket önleme diyebileceğimiz senaryo. Bir iş yükünü bir veri merkezinden diğerine taşımak. Buna neyi örnek verebiliriz? Birinci veri merkezinde upgrade yapılması, bir patch geçilmesi ve bunun gibi fonksiyonlar. 2. Web 01 ve Web 02 sanal makinalarını SRM sayesinde birinci veri merkezinde kapatıp ikinci veri merkezinde açmak. Yani aslında felaket kurtarma senaryosu. Ve bu sırada uygulamanın minimum kesintiyle kendisini kurtarmasını göstermek. Burada siz bunu fiziksel altyapıdaki çözümlerle sağlamaya çalışsanız ciddi bir ağ ve güvenlik politikaları konfigürasyonu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani ikinci veri merkezindeki fiziksel altyapının da birinci veri merkezindeki aynı konfigürasyonlara sahip olması ve bunun gibi ve bunun gibi. Yukarıdaki istemci uygulamaya, elektronik belge yönetim sistemi, EBS uygulamasına bir istekte bulunduğunda NSX yük dengeleyicinin bu isteği web sunuculara dengelemesi, yani yükü dağıtması ve bu yükü dağıtması işlemi içerisinde bu web sanal makinalarına NSX çözümünün yalnızca ve yalnızca dışarıdan HTTP, yani TCP 80 portuna gelen trafiği kabul et ve aynı zamanda web katmanı olarak yalnızca database sunucularına SQL sorgusu atabil diye bir firewall kural setinin de yazılabilmesinden bahsediyoruz bu resim içerisinde. Yani sanal makine, mesela web 03 sanal makinesi veri merkezi değiştirdiğinde vMotion işlemiyle taşındığında tekrardan firewall kuralı güncellenmesi veyahut fiziksel katmandaki herhangi bir firewall'un tekrar güncellenmesinden bahsetmiyoruz. Firewall politikasının, güvenlik politikasının sanal makineyi takip edebilmesinden bahsediyoruz. Şimdi Hakan da uyarmış beni diğer taraftan zamanımızın yaklaştığı konusunda. Ben hızlıca bu aşamada demoya geçmek istiyorum. Bu noktada özellikle Emre hocamdan ve Hakan hocamdan ekran hızı ve bunun gibi konularda kaçırılan noktalar olursa uyarmalarını rica edeceğim. Gördüğünüz gibi vSphere Web Client ekranındayız. vSphere Web Client ile ilgili herhalde gelişmelerden haberdarsınızdır. 6.5 vSphere 6.5 çözümünü duyurduk. Artık HTML5 Client ve vSphere Web Client var günümüzde. VI Client diye geçen ya da eski adıyla C# Client diye geçen vSphere Client'ın artık desteğini sürdürmüyoruz. NSX çözümü burada Networking Security ikonuyla kendisini belli ediyor. VXLAN dediğimiz teknoloji burada biraz evvel sunumda da bahsetmiştim. Logical switch olarak gözüküyor. Çeşitli logical switchlerimiz mevcut. Mesela database logical switch, application logical switch, web logical switch gibi. Farklı bir uygulama için
logical switch'leri de kullanmıştık. Bugünkü bu webinar içerisinde kullandığımız logical switch'ler yalnızca transit ve web logical switch'ler. Hızlıca sunuma geri dönecek olursam bu topoloji içerisindeki şurada görmüş olduğunuz ve şurada görmüş olduğunuz VXAN'lardan bahsetmekteyim. Ve çeşitli firewall kurallarım var bu çözüm içerisinde, bu topoloji içerisinde. Bu firewall kurallarını web katmanındaki sanal makinalara uyguluyorum. Onlara uyguladığımı, yalnızca onlara uyguladığımı gösterebilmek adına burada bir applied to alanım var NSX Firewall'da. Web logical switch'e uyguladığımı gösteriyorum. Ve tabii ki hani ana fikri kaçırmamakta fayda var. Amacımız burada neydi? 2 veri merkezi, 3 veri merkezi, işte 6 adet veri merkezi yönetirken bir iş yükü veri merkezi değiştirdiğinde o iş yüküne dair ağ, güvenlik ve bunun gibi politikaların, ayarların, konfigürasyonların sürekli fiziksel altyapıda ayarlanmak zorunda olmayışı, olunmayışı bu resmin özeti. Dolayısıyla Site Recovery Manager resmi içerisine geldiğimde Site Recovery Manager'ın kendi konfigürasyon prensipleri var. Bir protection group yaratıyorsunuz. O protection group içerisinde o protection grubu farklı recovery planlar içerisinde kullanabiliyorsunuz. Hakan hocamdan bir uyarı geldi, ekran yeni geldi diye. Ekran yavaşlığı hissediliyor mudur Emre hocam? Sana da sormuş olayım özellikle. Eğer hissediliyorsa en azından direkt sesle de yanıt verebilirsiniz. Burada oluşturduğumuz resim içerisindeki uygulamanın kullandığı sunucuları özellikle göstermek isterim. Gördüğünüz gibi 2 adet data center'ım var. vCenter, birinin yönettiği data center DC İstanbul diye söylüyoruz. ESX 1, 1 adet ESX'ten oluştuğunu belirtmiştim. DC Ankara ikinci bir vCenter'ı barındırıyor. İkinci bir ESX sunucu var. Ve gördüğünüz gibi Web 1, 2, 3 sanal makinaları birinci veri merkezinde ve Web 0.4 ve Web 0.5 sanal makinaları ikinci veri merkezinde ve de Web 0.1 ve Web 0.2 sanal makinalarını farklı bir ikonla burada görüyorsunuz. Replicate olduklarını, vSphere Replication'a replicate olduklarını göstermekte. Hakan herhangi bir şey atlarsam, uyarırsan ya da direkt konuya, yani sözümü keserek girersen sevinirim. Tabii ki her veri merkezinde bir platform service controller'ımız, NSX'imiz ve SRM'imiz mevcut. Biraz daha detaya girecek olursam hızlıca özetlemek istiyorum. Deminki gösterdiğim, yani ESX sunucuların birbirinden tamamıyla farklı subnetlerde çalıştığını göstermek adına burada çok hızlıca VM kernel portlarını size gösterebilirim. ESX 2'nin Data Center Ankara'daki ESX sunucunun 192.168 onlu bir IP'si var. Data Center İstanbul'daki ESX sunucunun ise 10.34 birli VM kernel interface'leri var. Bunu burada kısaca topolojiyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Veri tabanımız senkron replikasyon yapıyor. Şu anki topolojimizde data kaybı yaşamak istemediğimizde. Fakat uygulama sunucularda çok fazla değişiklik olmayacağını öngörerek orada VR kullanmayı tercih ettik. VR'da minimum biliyorsunuz 15 dakikaya kadar RPO diye sağlayabiliyor. Daha düşük RPO sahip olmak isteyince iki tane seçenek var. Yani birçok seçenek var da bizim açımızdan bakınca. Ya SRM tarafından storage replikasyon kullanmak SRA ile beraber aynı storage markası ve SRA destekli bir storage kullanmak ya da biraz önce aslında durumunu söylemiş olduğu gibi nasıl networking ve compute tarafını taşımak için VMware çözümler sunuyorsa storage için de aslında bir çözümümüz var. Senkron replikasyon çözümü. Bu da vSAN Stretch Cluster. Yani aslında bu çözümlerin tümü bir araya geldiği zaman siz makineyi compute, network ve storage olarak istediğiniz yere senkron bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Biz burada Stretch Cluster uygulamasına zaten girecek donanımsal ortamımız olmadığı için biz uygulama sunucularda çok fazla değişikliğin olmadığını öngörerek VR'ı
asenkron replikasyon modunda kullanmayı tercih ettik. Burada ben de Hakan önemli bir noktaya ekleyeyim. Genelde o detayda, daha doğrusu o konuyu ilk başta belirtirdim ama hızlıca şöyle diyeyim. Şu slide'tan tekrar hatırlatmış olayım. Burada biz mesela en son gösterimde Web 0.3 sanal makinesini taşıdığımızda biz aslında, Hakan yanılıyorsam düzelt, Enhanced VMotion yapıyor olacağız. Yani o sanal makinenin RAM'deki bilgisini aktarırken ESX1'den ESX2'ye aynı zamanda o sanal makinenin storage'ını da, yani LUN'unu da değiştiriyor olacağız. Yani storage VMotion'da yapıyor olacağız. Burada bu anlamda da Hakan stretch cluster kullanmadığımızı belirtti. Biraz evvel ben de özellikle tekrardan belirtme ihtiyacı duyuyorum. Yani birbirinden tüm bileşenler anlamında tamamıyla ayrık olan iki veri merkezinde uygulama sürekliliğinden bahsediyoruz. Tabii ki burada gene Hakan'dan rica edeceğim, yanılıyorsam düzeltsin. SQL database sunucular da always on teknolojisiyle ve çözümüyle birbirlerini gene zaten birbirlerine replikasyonu sağlıyorlar. Yani unicast ağ terminolojisi diliyle unicast bir trafikle database'ler sürekli birbirine senkronize etmekte ve birbirinden farklı subnetlerde olmasına rağmen. Evet. Şimdi hızlıca geri dönüyorum resmimize. Site Recovery Manager ile bizim belirlediğimiz bir recovery plan'i çalıştıracağız. Bu recovery plan şunu yapacak. Bizim EBS uygulamamızın şu anda refresh'e basarak sürekli gösterdiğim, şurada highlight ediyorum, buradaki değişime dikkatinizi çekerim. Web 01, Web 02, Web 03 sunucuları arasında şu anda yük dengeleniyor gördüğünüz gibi. Ve web sunucular SQL sunucuya sorgu atarak, sunuculara sorgu atarak sürekli uygulamanın cevap vermesini sağlıyorlar. Şimdi ben recovery plan'i çalıştırarak bir disaster recovery aşamasını gerçekleştiriyor olacağım. Yani Web 01 ve Web 02 sanal makinaları veri merkezi 1'de, yani ana veri merkezinde kapatılacak. İkinci veri merkezinde, yani FKM'de açılacak. Şimdi bunun canlı demosunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bağlamda Protected Site, yani ana veri merkezimiz vCenter 1'in olduğu veri merkezi, Felaket Kurtarma Merkezi vCenter 2'nin olduğu veri merkezi Next ve Finish'e basarak ve şuradan Recent Tasks'i göstererek birazdan bu makinelerin gördüğünüz gibi hemen failover recovery plan'in çalıştırılmasına şahit oluyoruz. Affedersiniz, tekrar kliklemiş oldum. Senkronizasyon işlemi ve senkronizasyon işlemi sonucunda Web 01 sanal makinesinin kapatılması ve bunun gibi işlemlerin gerçekleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Bu sırada hemen refresh butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi Web 01 ve Web 02 kapatıldığı için şu anda sadece Web 03 isteklere cevap vermekte. Eğer Web 03 de bu ortamda olmasaydı, uygulama sürekliliğinin birden fazla yük dengeleme havuzu kullanılarak devam edilmesi de sağlanabilir. Ve bu ortamda aslında o da sağlanıyor. Zamanımız açıkçası onu da göstermeye şu an için müsait olmayacağı için o senaryonun detaylarına da girmiyorum. Ama birazdan Web 01 ve Web 02 sanal makinaları veri merkezi 2'de açıldığında şuradaki yükü, yani bu taleplerime karşılık veren sunucular arasında Web 01 ve gördüğünüz gibi şu anda hemen gerçeklendi. Web 01 ve Web 02'nin de tekrardan cevap vermeye çalışmasını bekliyorum dediğim sırada zaten gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde, sonuçta hani basit 1 GB'lık Linux makineler değil bunlar, Windows makineler. O anlamda Hakan Hocam demin de uyarmıştı beni sunucuları göster diye. Şimdi anlıyorum daha çok uyarısının sebebini. Hemen hızlıca ikinci veri merkezinde Web 01 ve Web 02 sunucularının hemen açıldığını göstermek adına yüklendikten sonra şu ekran Web 01 ve Web 02 makinelerinin de artık, daha doğrusu Web 01 ve Web 02 makinelerinin artık veri merkezi 2'de çalıştığını ve gördüğünüz gibi veri merkezi 1'de bu makinelerin kapatıldığını göstermiş oluyoruz. Bakın Web 01 ve Web 02'de özel
replicate olmuş sanal makine ikonu varken şu anda bu makineler ikinci veri merkezinde açılmış durumda. Şimdi Web 0.3'ün Enhanced VMotion olmasını da göstermek istiyorum. Burada tabii Hakan hocamla ufak atladığımız bir nokta var. Bunun önceden testini yapmamıştık ama zamanımız da en azından şu an için müsait, bir 5 dakikalık daha süremiz var. En azından başlatalım. Ne kadar sürede olacağına emin değiliz ama gene de göstermekte fayda var. Web 0.3 makinesini sanırım yavaşlıktan dolayı, bağlantı yavaşlığından dolayı deminki migrate ekranını almadı. Web 0.3'e sağ klikleyip migrate deyip diğer veri merkezine, yani diğer vCenter'a taşınmasını sağlamaya çalışacağım. Eğer tabii müsaade ederse migrate talim. Evet. Şimdi şunu tekrar hatırlatmak isterim. Şu anda Web 0.1 ve Web 0.2 makinaları ikincil, yani FKM'de açılmış durumda. Web 0.3 sanal makinesi ise ana veri merkezinde çalışır durumda. Şimdi yapacağımız işlem, ana veri merkezinde çalışmakta olan Web 0.3 isimli sanal makinenin FKM'ye, yani felaket kurtarma merkezine, ikincil veri merkezine taşınması olacak. Hemen hızlıca bu menülerde ilgili ayarları seçerek devam etmeye çalışayım. Tabii ki tahmin edersiniz ki hangi işte storage'a taşıyorsun bu sanal makineyi, hangi folder'a taşıyorsun bu sanal makineyi, hangi network'e taşıyorsun bu sanal makineyi gibi aşamalardan geçmek durumundayız. Kontroller sonuçta vCenter tarafında da var. Aynı karakteristiklere sahip port grubu ikincil veri merkezinde olsa dahi gene de vSphere Web Client hangi port grubuna taşımak istiyorsun diye bize sormakta. Dolayısıyla bunun da seçimini gerçekleştiriyorum. Doom'la burada bir soru sormak. Tekrardan. Buyurun Emre Hocam. Burada felaket kurtarma merkezinde kurulum yaparken diğer tarafa baktığımızda iki tarafında yazılımsal ve diğer kurulum versiyonları ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İki tarafında versiyonlaması, kurulumları aynı olmalı mı? Yoksa bazı durumlarda üst versiyon, alt versiyon destekliyor gibi durumlar mı? Bugün için Hakan da düzeltir yanılıyorsam, bugün için yani şu an itibariyle kesinlikle majör versiyonun aynı versiyonda olması gerekiyor. Yani bir tarafı ESX 5.5 ya da diğer tarafı ESX 6.0 olması gibi bir durum söz konusu değil. Hı hı. İki tarafın da aynı versiyonda olması gerekiyor. Onu söylemem lazım ama majör versiyon olarak. Yani 6.0 update 1 bir taraf, diğer taraf 6.0 update 2 olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten açıkçası buradaki asıl benim biraz da açıkçası ağ mühendisi olmam sebebiyle şunu söylemem lazım. Özellikle iki ESX sunucunun vMotion, vMQ'nun interfacelerinin farklı subnetlerde olması desteği zaten ESX 6.0'la gelmiş durumda. Hı hı. Onu söylemekte fayda var. Burada dolayısıyla tekrardan bu vMotion işlemini tamamlayacak olursak, vMotion işlemi başlıyor. Bu dürüstçe söylemek gerekirse, Hakan bir yorumun varsa sen gene ifadede bulun. Pek evet, güzel oldu. %48'e çıkıverdi. Çok da yavaş olmayacakmış en azından. Ne kadar yavaş oluyordu hatırlıyor musun diye soracaktım da. Oradan sonra biraz daha yavaşlıyor da bu arada iyi oldu. Bana biraz zaman verdi. Birkaç şey katkı yapmak istiyorum birkaç konuda. Bu arada hemen şeyi de söyleyeyim. Pardon Hakan. Şu anda Web 0.3 hala isteğe cevap veriyor vMotion'lanırken. Yani canlı migration, canlı göç yapıyoruz şu anda. Halen cevap veriyor isteğe. Buyur Hakan, özür diliyorum. Problemli. Normalde bu senaryoda biliyorsunuz biz işte 60 GB, hadi Team Provision olsa bile 12-13 GB mertebelerinde bir datayı wide üzerine taşıyoruz. Şimdi burada yurt dışıyla bizim aramızda aslında bir fark ortaya çıkıyor. Yurt dışında Dark Fiber, DVDM kullanımı çok daha yaygın olduğu için bu tür senaryolar kullanımı biraz daha yüksek. Bizde Dark Fiber benim bildiğim kadarıyla hala çok fazla sunan internet servis sağlayıcı yok. Ve fiyatlar yüksek olduğu için aslında buradaki senaryonun en büyük önündeki engel şu anda benim gördüğüm bu aradaki bant genişliği. Fakat
Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz biz aslında kilobaytlar seviyesindeki uygulamayı çalıştırmak için megabaytlar seviyesinde bir uygulama sunacağı ve gigabaytlar seviyesinde bir işletim sistemine ihtiyacımız var. Yani aslında bizim kilobayt seviyesindeki yazılımımızı çalıştırmak için gigabayt seviyesinde işletim sistemi kullanıyoruz ki sunumun başında söylediğim bu konteynerin çıkma temel benim kendi anlayışımca, tabii mutlaka microserver gibi başka uygulama alanları var da benim burada gördüğüm özellikle VM mobilitesi açısından çok büyük katkı sağlıyor. Ben geçen hafta bir test yapmıştım mesela uygulamayı bir konteyner üzerinde çalıştırmakla ilgili ki bunu da fotoğraf seçtim. Bizim ürünümüz olduğu için 200 MB civarında fotoğraf normalde kurulumu. Düşünün siz 200 MB'lık uygulama sunucuyu aslında buradan başka bir data center taşıdığınızda gigabit seviyesinde bağ kesintisine ihtiyaç olmayacak. Ondan dolayı ne kadar artarsa bu konteyner kullanımı bizim senaryomuzu da aslında daha uygulanabilir hale getirecek. Aklımdaki aslında söylemek istediğim katkı buydu. Çok önemli bir nokta oldu Hakan. Ben de şuna devam edeyim. VMotion işlemi zaten aslında öngördüğü bant genişliği kesinlikle hani bir kat şu anlamda bir ekte bulunacağım, yorumuna ek yapacağım. 250 megabit yani 250 megabit per second, 250 Mbps bir bant genişliğini alınacağını kabul ediyor. Şu anda bir geçiş oldu aslında. Çünkü bir ara bir böyle sayfanın içeriği biraz bozulur gibi oldu. Şu anda turnover yapmış olabilir. Bir vSphere Web Client hatası aldık ama %89'a geldiği için bir switch over yapmış oldu aslında. Yani ikinci veri merkezine geçmiş oldu Web 0.3 sunucusu. O sırada sayfada çok basit bir bozulma gördükten sonra gördüğünüz gibi Web 0.3 halen isteklere cevap vermekte. Şöyle highlight etmiş olayım kayıtlanması açısından. Ve burada loading web 03 demesinden, locating web 03 demesinden zaten birazdan web 03'ü vSphere web client'ında burada göstereceğini tahmin etmiş oluyoruz. Burada yaptığımız aslında felaket kurtarma değil, felaket önleme oluyor. Yani birinci veri merkezinde bazı işlemler gerçekleştirilecek. İşte ya da klasik yabancıların anlattığı gibi meteor düşecek birinci veri merkezine. İkinci veri merkezine iş yüklerinin canlı olarak taşınmasından bahsetmekteyiz böyle bir resim içerisinde. Ama gördüğünüz gibi uygulama gerçekten hiçbir şekilde etkilenmemiş durumda, çalışmaya devam ediyor. Özellikle refresh'e basıyorum. Hani birkaç tane daha senaryo gösterebilirdik ama zaten saatlerimiz 1 saat 5 dakika olmuş durumda webinara başlayalı. Bundan dolayı soru kısmına bırakmak istiyorum. Emre Hocam sorular var ise. Şu ana baktığımda herhangi bir soru görmüyorum. Eğer sorusu olan varsa şu an sorması için çok uygun. Chat modülünü kullanarak sorularını sorabilirsiniz. Bu arada bu webinar kaydediliyor. Katılımcılara bu webinarın kayıt linki gönderilecek. Aynı zamanda YouTube'da da bir kanal açacağız. Bu kanalda da bütün webinarları oradan istediğiniz zaman seyretme imkanınız olacak. Onu da belirtmek istiyorum. Şu anda dumlu bir soru gelmedi gibi görünüyor. Bakıyorum tekrar. Herhangi bir soru yok gibi. Tamam. Biz Hakan istersen recovery automation'da çok kısaca sadece bir dakika özetleyeyim. Daha sonra Emre Hocam sana sonlandırmak için sözü hemen devredeyim. Burada akla şu soru geliyor olabilir. Hemen ilgili topoloji sayfasını açayım. Birinci veri merkezi tamamıyla göçtüğünde, kapandığında yani o meteor düştüğünde demiş olayım. NSX yük dengeleyicinin de pasif bir şekilde yani şuradaki NSX yük dengeleyicinin de çalışır ama pasif bir şekilde ikinci veri merkezinde bulunması, birinci veri merkezinde olup ikinci veri merkezinde olmayan mesela NSX controller gibi bir bileşenlerin, sanal makinelerin ikinci veri merkezinde oluşturulması gibi işlemlerin de gene SRM ve VRO, vRealize Orchestrator kullanılarak otomasyonunu ileriki artık webinarlarda, VMUG etkinliklerinde Hakan'la birlikte göstermeyi planlıyoruz. Dolayısıyla burada
uygulama sürekliliğinin şartlar ne olursa olsun birinci veri merkezinde belirli bir bileşen koptu. Birinci veri merkezinde uyduruyorum buradaki sanal router ya da fiziksel router çalışamaz duruma geldiği anda da sürekliliğini sağlamasından bahsediyoruz böyle bir topolojide. Zaten bu yapı üzerinden, bayimiz APRO'nun yapısı üzerinden çeşitli senaryoların hepsini adresleyebilecek durumdayız. İnşallah dediğimiz gibi ilerideki etkinliklerde, webinarlarda bu senaryoları da göstermeyi planlıyoruz diyerek teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Dumlu ve Hakan. Gerçekten kapsamlı ve güzel. Demo'yla da pekişen bir sunum oldu. Biz VMware grup olarak yine elimizden geldiğince, mümkün olduğunca bu webinarlara devam edeceğiz. Bugün bir soru sormuştu arkadaşımız. Webinar neden VMUG sayfasında yok diye. Bu webinarların portala girmemiz için 2-4 hafta öncesinden bir portala kayıt açmamız gerekiyor. Biz iş yoğunluğundan bunu kaçırabiliyoruz ama merak etmeyin. Mümkün olduğu mertebe biz bunları davet mektuplarıyla zaten sizlere ulaştırıyor olacağız. Ama dediğim gibi bunları ileride normal VMUG sayfasında, VMUG Türkiye sayfasında da görebiliyor olacaksınız. Bir diğer haber yine 24 Kasım'da yanılmıyorsam Dumlu Hakan değil mi? 24 Kasım'da. 24 Kasım'da evet. Webinar planlıyoruz. Bu webinarın içeriği de yarın itibariyle zaten hazır. Dağıtılmaya başlanacak davet mektubu olarak. Aralık ayı içinde de Ankara'da bir etkinlik yapmak planlıyoruz. Bununla ilgili detayları muhtemelen 24 Kasım'da daha net bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben ayrılmadan önce yurt dışında Boston'da VMUG tarafından hazırlanan bir videoyu sizlere göstererek çok kısa, yaklaşık 45 saniyelik bir video olması gerekiyor. Kapatmak istiyorum. Hem de keyifli bir akşamım şurada hemen paylaşacağım bir saniye. Bu arada Dumlu, senin ekleyeceğin bir şey var mı ben videoyu aktarana kadar? Hakan? Arkadaşlara değerli zamanları için teşekkür ediyorum. Ayrıldılar kendi özel zamanlarını. Daha sonraki sunumlarda bulunmak üzere diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, şimdi bu sunumu buldum. Şimdi evet, birazdan şöyle ekranlarımızı alalım. Evet, ekranımı siz görebiliyor musunuz? Değişmedi daha ama. Şimdi geldi. Evet, şu ekranı bir paylaştıralım. Evet. Sanırım şu an görebiliyorsunuz. Evet. Görüyorum. Tamam. Şimdi güzel bir video. Bu sene Boston'da yapılan VMUG'ın tanıtım videosu bu arada. Bu sene 2016'da geçtiğimiz aylarda yapılan bir etkinlikti. Ben yine ilk sayfaya dönme gerekirse bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Turkey@vmuc.com ve vmuc.com/Turkey adresinden kayıt da olabilirsiniz. Seminerlerimiz devam edecek. Hakan ve Dumlu'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Brad Tompkins here, CEO of VMUG Organization, one over.
Thank you very much, Brad, for coming in. Evet. Tekrar herkese iyi akşamlar.